Erciyes Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde iki üniversite arasında Ar-Ge başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürütülecek. Online olarak gerçekleştirilen protokol imza törenine ERÜ Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan, ERÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Recai Kılıç, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Muhsin Konuk, ERÜ Genel Sekreteri Murat Yenisu, Üsküdar Üniversitesi Genel Sekreteri Selçuk Uysaler, ERÜ Genom ve Kök Hücre Merkezi Müdürü Profesör Doktor Yusuf Özkul'la akademisyenler katıldı. Gengök Müdürü Profesör Doktor Yusuf Özkul'un açılış konuşmasıyla başlayan imza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış, işbirliği protokolü ile öğrenci değişimi, akademik personel değişimi gibi birçok alanda ortak projeler yürütüleceğini söyledi. Konuşmasında ERÜ ve araştırma merkezleri hakkında bilgiler de veren Rektör Çalış şunları kaydetti. Erciyes Üniversitesi bu sene 42. 43. yılına girdik saygıdeğer hocalarım. Yani 43 yıllık mahallesi olan köklü bir üniversite, hocam da belirttiği gibi. Aynı zamanda bir araştırma üniversitesi, 11 araştırma üniversitesinden bir tanesi. Ve yine bu sene YÖKAK tarafından akreditasyonuna kabul edilen, değerlendirilen 11 üniversiteden bir tanesi. İlk değerlendirmeleri de geçtik. Üçüncü değerlendirme yüz yüze yapıldıktan sonra inşallah YÖKAK tarafından kurumsal akredite edilen ilk üniversiteden bir tanesi olmayı da bekliyoruz. Tabii hocam 39 dedi ama 42 araştırma merkezimiz var. Yeni yapay zeka ve birkaç tane de araştırma merkezi, çok önemli araştırma merkezlerimiz daha kuruldu. Bu araştırma merkezlerimizin fazla olmasından ziyade işlevliği çok önemli. Tabii biz bazı araştırma üniversitelerinde bu sene mesela birleştirdik birkaç araştırma üniversitesini ve işlevselliği olmayan araştırma merkezlerimizi de kapatmayı dahi düşünüyoruz. Burada önemli olan sayı değil, nitelik. Yani araştırma merkezlerinin ne yaptığı çok önemli. Tabii ki burada çok önde olan, belki Türkiye'de birinci sırada olan araştırma merkezlerimiz var. Veya ilk üçte olan araştırma merkezlerimiz var. Bunlardan işte bir tanesi bugün de bu konu sizinle birlikte yapacağımız anlaşma kapsamında özellikle işbirliği içerisinde olacağımız merkezimiz Genkök merkezimiz ki gerçekten çok büyük önemi var Erciyes Üniversitesi ve şey için özellikle Türkiye için ve yine ilaç araştırma merkezimiz gerçekten çok önemli işleri başarıyor. Aş araştırma merkezimiz zaten Kırım Kongu faz 1'ini yapmıştı biliyorsunuz. Yine COVID-19 ile ilgili preklinik çalışmayı yaptı, bitirdi. Faz 1'i bitirdik, faz 2'ye geçmek üzereyiz. Gerçekten çok önemli katkılar sağlıyor. ERNAM, Nanoteknoloji Merkezimiz gerçekten çok büyük katkılar sağlıyor araştırma üniversitemiz olmasında. Yani şunu kısaca şöyle söyleyebilirim. Biraz önce Sayın Dekan Hocamız da belirtti. Üniversitelerle birlikte yapılacak işbirliği çalışmaları çok önemli. Hatta ben şöyle söyleyebilirim, araştırma üniversitesi için de bu çok önemli. Çünkü mesela araştırma üniversitesi parametrelerinden bir tanesi üniversite işbirliği yayınları. Yani sadece kendi üniversitenizde yaptığınız yayınlar değil, sizin diğer üniversiteyle birlikte yaptığınız ortak projelerden çıktılarınız da buna bakılıyor. Yani bu şunu demek istiyorum, burada yapacağımız anlaşmayla inşallah tabii ki Üsküdar Üniversitesi'nin bizim katkımızda veyahut da bizim elimizde olan bir Üsküdar Üniversitesi'ne vereceğimiz birçok şey var ama bizim de Üsküdar Üniversitesi'ne alacağımız birçok şey var. Karşılıklı işbirliği içerisinde üniversite işbirliği kapsamında çeşitli projeler ve çıktılar ortaya çıkacağına ben inanıyorum. Tabii ki Genkök Merkezimiz bu işin başında olacak ama diğer merkezlerimizde yani ilaç araştırma merkezimiz, aş araştırma merkezimiz veya mühendislik fakültelerimiz veya diğer fakültelerle de işbirlikleri devam edecek. Bu zaten genel bir çerçeve olacak. Yusuf Hocam böyle bir fikirle bana geldiğinde ben memnuniyetle kabul ettim. Altyapı yapıldıktan sonra inşallah Rektör Hocamızla birlikte de bu protokolü imzalarız diye söyledim. Bu aşamaya gelmiş durumdayız. Gerçekten bizim için de gurur verici bir durum. Bizim Erciyes Üniversitemizin içerisinde 3 tane üniversite çıktı saygıdeğer hocalarım. Hatta bu sene de biliyorsunuz Anadolu projesi kapsamında Erzincan Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi de eşleşmiş durumdayız ve onlara da kıdemli üniversiteler olarak araştırma üniversiteleri başta olmak üzere kıdemli üniversiteler olarak onlara da destek vereceğiz. Biz de Bingöl Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi de eşleşmiş durumdayız en son şeyde. Yani biz bundan yani birlikte olmaktan işbirlikleri yapmaktan çok çok gurur duyuyoruz. Çok mutlu oluyoruz.
İnşallah bu vesileyle de çok fazla sayıda çalışma, proje yaparız. Bu ülkemize katkı olur, dünyaya katkı olur, insanlığa katkı olur diye ümit ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan da konuşmasında imzalanan protokolün önemine dikkat çekerek araştırma ve inovasyonu önemseyen bir üniversite olan Erciyes Üniversitesi ile iyi bir ortaklık olacağını söyledi. Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış'la Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan işbirliği protokolüne imza attı.